teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle. Merci bien. Merci abi. Bu röportajımız şimdilik bu kadar. Daha sonra Senegal izlenimleriyle yeniden birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Senegalli Musa Sow'un uçaktaki ilk röportajını ekranlarınıza getirdik. Fenerbahçe ile ilgili, Fenerbahçeli taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcularla ilgili çok güzel şeyler söyledi Musa Sow. Özellikle neden Türkiye Ligi'ni, neden Fenerbahçe'yi tercih ettiği sorularına Niyank ve Dia'nın Fenerbahçe için, Türkiye, İstanbul için çok güzel şeyler söyleyerek başladı röportajına. Şimdi tabii şu görüntülerde dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Niyank, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Niyank, Musa Sow için çok özel bir oyuncu. Bir anlamda hani bizde... Alex nasılsa? Aynen öyle. Hem takım vatandaşı, kaptanı, takım kaptanı, hem de işte Fransa Ligi'nde ondan önceki gol kralı olan oyuncu. Bir anlamda onu abi gibi görüyor ve Niyang'ın söylediklerini çok dikkate alıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye transferinde Niyang'ın sözlerinin, telkinlerinin Musa Sow'un Fenerbahçe'yi tercih etmesinde ciddi katkısı var. Bunu Niyang da röportajında söylüyor, Fenerbahçe televizyonuna verdiği röportajda. Özellikle neler söylediğini, Musa Sow'u Fenerbahçe konusunda nasıl bilgilendirdiğini kendisi en iyi şekilde ifade ediyor. Kariyerinde bir basamak yapmak istiyorsan Fenerbahçe'yi tercih et diyor Niyang. Tam olarak ifadesi bu. Kariyerinde bir basamak atlama yapmak istiyorsan kariyerinde mutlaka Fenerbahçe'yi tercih et diyor. Bu telkinde Musa Sow'un Fenerbahçe'ye gelişinde, Fenerbahçe'nin teklifine evet demesinde önemli bir rol üstleniyor, önemli bir pay sahibi oluyor. Niyang'ı dediğimiz gibi hem Fransa Ligi'nde kendisinden önceki gol kralı olması, hem de aynı milli formayı giyiyor olmaları nedeniyle bir abi gibi görüyor kaptanı. Ve onun sözlerinden çok etkileniyor. Aynı şekilde Dia'nın sözlerinden de çok etkileniyor. Dia'nın ve Niyang'ın röportajlarını daha sonra ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe'ye transferinin öyküsünde, hikayesinde dolayısıyla Niyang ve Dia'nın çok ciddi katkılarının olduğunu söylemekte fayda var. Musa Sow özellikle kararını vermeden önce ailesine danıştığı gibi hem sosyal çevredeki arkadaşlarına hem de takım arkadaşlarına danışmış. Ve demin de Niyang isminin altını çizdiğiniz gibi Niyang hem Fenerbahçe'yi atlamak için kullanabilirsin dediğinde ülke değiştirmenin kendisi için sorun yaratabileceğini, yaratmayacağı şeklindeki sorularına Niyang kendini Türkiye'de özellikle İstanbul'da çok iyi hissedeceğini söylemiş. Ve özellikle Musa Sow'un Türkiye'de Fenerbahçe'yi tercih etmesinin ardından İstanbul'a hiç endişe duymadan gelmesinin en büyük sebebi de Niyang'ın buradayken kendini evinde gibi hissetmesi. Aynen öyle. Bir de Fenerbahçe'nin bu dönemdeki Fransız oyuncular için, Fransızca konuşulan oyuncular için farkı da idari menajer Hasan Çetinkaya'nın Fransızca bilmesi ve oyuncularla doğrudan çok iyi iletişimler kurabilmesi. Aykut Hoca'nın sağ kolu idari menajer Hasan Çetinkaya ve Fenerbahçe için çok önemli bir isim. Fenerbahçe'nin son dönemde yaptığı transferlere bakılırsa zaten Fransa Ligi'nden çok ciddi transferler yaptı Fenerbahçe. Dia var, Fenerbahçe forması giyiyor. Aynı ülkenin milli takım formasını giyiyorlar. Aynı dili konuşuyorlar. Niyang daha önce Fenerbahçe'yi deneyim etmiş bir oyuncu. Fenerbahçe'den mutlu ayrılmış bir oyuncu. Dolayısıyla Musa Sow'un Fenerbahçe'yi tercih etmemesi için hiçbir sebep yok. Fransa Ligi Avrupa'nın büyük liglerine gitmeden önce yıldız oyuncuların son basamağı ve Fenerbahçe'yi tercih etmesi Musa Sow'un bir sonraki adım için kariyerinde çok ciddi bir atlama yapmak istediğinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sevgili seyirciler, Musa Sow'un abisi ve menajeri Abdullah Sow. Evet. Arkadaşlarımıza konuştu. Fenerbahçe Televizyonu'na bir röportaj verdi. Hem menajeri hem ağabeyi Abdullah Sow. Bakalım neler söylemiş bu transferle ilgili, Musa Sow'la ilgili. Şimdi de Musa Sow'un abisiyle Abdullah Sow'la birlikteyiz. Onun da tüm bu transfer periyodunda, sürecinde çok büyük katkıları oldu. O da sürekli kardeşiyle karar verme sürecinde birlikteydi. Ve şimdi onun da duygularını alacağız. İstanbul uçağında, daha doğrusu tüm sene Ekvator Ginesi seyahatinde birlikteydik. Ve İstanbul uçağında da onunla sohbet etmek istiyoruz. Öncelikle onun da tüm bu zor sürecin ardından duygularını alalım. C'était un peu trop dur, hein? Comment
sont des intimes maintenant. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a été très compliqué un petit peu dans la négociation. Ça a duré un peu de temps. Mais alhamdulillah, on en est arrivé presque à la finalité. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Epey yorulduğumuz bir süreç oldu. Ama artık hemen hemen işin sonuna geldiğimizi söyleyebilirim. O yüzden mutluyum. Voilà, on a eu la chance aujourd'hui d'être d'avoir été encadré par des dirigeants très professionnels venant de la part de Fenerbahçe. Ça a commencé depuis à la base avec Hassan. Hassan qui est quelqu'un de très 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 professionnel et qui a tout mis en œuvre pour vraiment nous mettre dans les meilleures conditions. Özellikle Fenerbahçe yöneticilerinin bu süreçte ilk günden itibaren çok profesyonel bir şekilde çalıştıklarını ve sürece katkıda bulunduklarını söylemek istiyorum. Ve özellikle yine idari menajer, Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya da yine büyük katkısı oldu. İlk günden itibaren bu işin olumlu devam etmesinde çok büyük rol oynadı. Voilà, il a été Hasan a toujours été très clair avec nous sur le projet sportif, sur les ambitions du club. Hasan özellikle kulübün tüm hedefleri, tüm yapmak istedikleri ile ilgili bizle çok netti. Her zaman bize karşı çok net ve dürüst oldu. Exact. Et nous, son discours nous a vraiment plu. Parce que, si vous voulez, Moussa, c'est quelqu'un qui cherche, c'est un compétiteur. Et c'est quelqu'un qui a envie de gagner des titres, avancer. Et un club comme Fenerbahçe aujourd'hui, c'est vraiment à l'image de ce que Moussa y cherche aujourd'hui. Ve bu aslında çok iyi oldu. Fenerbahçe kulübü özellikle Musa'nın tam hedeflerine uyan, hedefleri olan, sürekli üzerine koyan, bir şeyler yapmak isteyen bir kulüptü. Ve kendisini isteyen bir kulüptü. Bu da bu kararı vermemizde çok büyük rol oynadı. Alors, on va à Istanbul pour le contrôle médical et on va signer demain, Inch'Allah. Et pour après, est-ce que tu veux dire comment tu vas? Bon, déjà, on va pas sauter les étapes. Déjà, le plus important, c'est que Moussa il soit là avec nous et qu'on puisse arriver, Inch'Allah, à Istanbul pour pouvoir enchaîner toutes les formalités, visite médicale, signature. Et après, bah, on va souhaiter le meilleur pour Moussa comme pour le club. Et d'après tout ce qu'on a vu déjà dans un premier temps, ce qui se passe, le public turc, l'attente qu'ils ont, toute cette ferveur, ce respect qu'ils ont pour Moussa, ça nous touche droit au cœur. Et puis attends, özellikle hemen sondan başlamak istiyorum. Türk halkının, Fenerbahçe taraftarlarının ve genel Türkiye'deki bizi bekleyen ruh halinin çok heyecanlı olduğunu, çok üst düzeyde olduğunu biliyoruz ve bu bizi gerçekten, bu bizim tam gerçekten kalbimize dokundu. O yüzden ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anladık. Söylediğiniz gibi tüm bu zorlu aşamaların ardından artık imza için ve sağlık kontrolü için, artık son formaliteler için İstanbul'a gidiyoruz ve çok mutluyuz. Il faut aussi peut-être remercier l'équipe de Sénégal. Déjà, bien sûr, on a fait le déplacement jusqu'à Taba, là-bas, dans un contexte un peu compliqué. On est en plein mercato, pleine coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, tout le staff sénégalais, que ce soit le coach Amara Traoré, son président Ferdinand Colly, nous ont très bien accueillis là-bas à Bata, ont compris un peu notre demande. Attends, sevgili Fenerbahçeliler, Moussa Sow'u Senegal milli takımının kampından izin alarak aldık ve İstanbul'a götürüyoruz. Abisi de Abdullah da bu anlamda Senegal milli takımı yetkililerine, federasyon başkanına, teknik direktörüne tabii özellikle teşekkür ediyor. Çünkü bir günlük bir yolculuk olacak ve sonra tekrar geri dönecek. Çünkü pazar günü tekrar Afrika Kupası'nda bu yoğun program içinde Moussa Sow'un bir maçı daha var. Ouais, voilà, avec un grand professionnalisme, en tout cas, ils ont pu libérer le joueur. Et puis voilà, quoi, c'est tout à leur honneur. Et puis, bon, aujourd'hui, Moussa, il en sera toujours reconnaissant. Donc voilà, quoi, se préoccuper de son avenir, ça fait partie aussi des objectifs de l'équipe nationale. Moussa da bugünden itibaren hem kendi hedeflerini kovalayacak ve hem de milli takıma hizmet etmeye devam edecek. Et comme son frère, comment tu vas Istanbul, comment tu vas Fenerbahçe, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de Fenerbahçe?
abisi olarak Fenerbahçe için neler söyleyebileceğini, neler eklemek istediğini de soralım. À la base, Fenerbahçe, c'est un grand d'Europe, puisque c'est un club aujourd'hui qui figure très souvent dans les grandes compétitions européennes. Çok önemli Avrupa yarışmalarında, şampiyonalarında sürekli boy gösteren büyük bir kulüp Fenerbahçe. Çok önemli bir kulüp Fenerbahçe. Voilà, bon, après, dans tout ça, Fenerbahçe, aujourd'hui, on nous en a appris beaucoup par rapport à nos collègues, nos frères qui jouent directement dans le club de